Medine-i Münevvere'den bir kez daha selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir cumartesi günü ikindi vakti yine Medine hacılarımızla dolmuş durumda. İçi dışı her taraf maşallah hacılarla dolu. Dün de ifade ettim. İçerideki sakinlerin kısıtlı hareketinden dolayı bu dönemde bol bol hacı adayını Medine'de görüyoruz. Medine adaları, hacı adalarının ilk durağı Medine-i Münevvere, Resulullah'ı ziyaret etmek ve buradaki önemli mekanları ziyaret etmek. Namaz vakitlerinde de olabildiğince namazları Mescid-i Nebevi'ye dek getirip hadis-i şerifteki 1000 kat daha fazla sevaba nail olabilmek. Şemsiyeler insanları sıcaktan koruyorlar. Şu saat oldu. Saat 4 civarı. 43 derece civarı bir sıcaklık var. Gerçekten yakıcı, kavurucu bir sıcaklık. Tabi bu da hurmaların olgunlaşma dönemine geliyor. Lazım, o sıcaklarda lazım ki ürünler kurusun ve satışa hazır hale gelsin, pazara çıkacak hale gelsin. Şu an ağaçlarda yeşil şekilde duruyorlar. Temmuz'un ortasından itibaren de yavaş yavaş piyasaya yeni hurmalar çıkmaya başlayacak. Tabi artık hacı adayları geçmişte olduğu gibi bu taze hurmalara yetişemeyecek. Çünkü artık her yıl 10 yıl 10 gün geriye geldiği için kameri takvime göre günler. Bundan dolayı artık hac mevsimi daha serin havalarda yapılmaya başlayacak. Ve bu döngü bir 33 yıl sürecek. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde ve dışarısında çok fazla ülkemizden gelen hacı var. Farklı bölgelerden gelen hacılarımız var. Mescid-i Nebevi'yi dolduruyorlar. Boş vakitlerini yine şemsiyeler altında veya müsait bir şekilde içeriye geçerek değerlendirme yoluna gidiyorlar. Medine'de zaten çok fazla biliyorsunuz yapacak bir şey yok. Mekke'de yine insanlar tavafla, umre ile meşgul olurken Mescid-i Nebevi'de sadece Resulullah'ı ziyaret, Ravza ziyareti, Yeşilhalı bölgesinde 2 rekat namaz kılma ibadeti, birkaç mescidin etrafındaki mescitler ve dışarıdaki mescitler diyoruz. Bu da 3 günde yoğun bir programla, biraz da yorgunlukla geçiyor işin açığı. Uykudan da fedakarlık yapılma dönemi Medine. Bu şekilde oteller belki biraz daha uygun olsa daha fazla konaklanabilir ama otellerin yüksek fiyatta olmasından dolayı maalesef Medine'de daha fazla konaklanamıyor. Bu kısa vadede de çözülecek gibi değil. Çünkü çevrede otel yapımları bir elin parmaklarını geçmiyor. Zülhüleyfe'ye giderken yeni bir otel bölgesi vardı. Uzun yıllardır sürdürülen bir projeydi. İnşaatları durdurulmuştu. Orada bir takım otel zincirleri var. O bölgeye yoğunlukla bir an önce oraya hizmet almak için çalışıyorlar. Ama orada gerçekten uzak. O yüzden bu mescidin etrafındaki oteller daha fazla talep görecek. Talep gördüğü için de fiyat yükselecek. Bu da umre ve hac paketlerini etkiliyor maalesef. Bir de Suudi Arabistan'ın bireysel olarak umreleri, umre vizesi olsun, turist vizesi olsun, ticari vizesi olsun, birçok vize türünü de sürekli olarak geliştirmesi ve insanları Suudi Arabistan'a davet etmesinden dolayı geçmişe kıyasla çok daha fazla insan Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Suudi Arabistan'a gelmişken de Mekke ve Medine'yi ziyaret edip umre yapma fırsatına nail oluyor. Bu da tabii ki bu otellerdeki yoğunluğu etkiliyor. Yer bulmakta zorlanıyor. Ramazan döneminde özellikle firmalardan bazıları yer bulmakta zorlandı veya firmalar bulsa bile bireysel olarak ziyaret eden bizler otellerde çok yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldık. O yüzden günübirlik Medine ziyaretleri çoğalmış durumdaydı. Evet, burası selamlama kapısının karşısı.
Şimdi bana zaman zaman Bilal-i Habeşi camiini soranlar oluyor. O bölgede ufak tefek alışveriş yapılacak yerler oluyor. Burası Ravza. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Halilallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nur Arşillah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Burası Ravza, Resulullah'ın mescidi. Hemen bu şu kapıda selamlama kapısının girişi bir nolu kapı. İşte bu dubalardan, şemsiyelerden şöyle yavaşça kamerayı çevireyim. Doğruca ileriye doğru hareket ettiğiniz zaman karşıda kapı var. O mescidin avlusunu terk ettiğiniz zaman yaklaşık 250-300 metre ileride Bilal-i Habeşi mescidine ulaşabilirsiniz. Bilal-i Habeşi'nin adı verilmiş. Yakın tarihte inşa edilmiş bir yer. Orada oyuncaktır, hediyelik eşyadır, satıcılar mevcut. Yine onun sağ tarafında yolun karşısına geçerseniz de Kurban Caddesi'nde hediyelik eşyaları bulabilirsiniz. Yine kamerayı şöyle sağ tarafa doğru çevirdiğim zaman şu güney batı tarafında biliyorsunuz Gamame Mescidi, Ebu Bekir Efendimiz'in mescidi, Hazreti Ali'nin mescidi var. O Gamame Mescidi'nin dibinden sola doğru yol zaten doğruca sizi Kuba Caddesi'ne götürüyor. Kuba Caddesi'nde yine alışveriş yapılabilecek manifaturadır, mefruşattır. O tür şeylerin satıldığı yerler arasında orada da sizler alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Gamame Mescidi'ni sağınıza alıp oradan zaten yürüyüş yolu var. O yürüyüş yolunu takip ederseniz hemen 500 metre ileride Kuba Caddesi. Karşımızda Gamame Mescidi var. Videoya ara vermek zorunda kaldım. Kameranın merceği ısındığı için sağlıklı bir görüntü akışı olmayacaktı. Karşıda Gamame Mescidi'ni görüyorsunuz. Mescidin güney batı çıkışı. Onun dibiyle birlikte Tayba Oteli'nin önünden sola doğru yol sizi Kuba Caddesi'ne çıkartıyor. Kuba Caddesi birbirine paralel iki caddeden oluşuyor. O yürüyüş yoluyla birlikte Kuba Mescidi'ne kadar ulaşabilirsiniz. Nostalji yaşamak isteyen olursa yatsı namazından sonra gidelim veya akşam namazını burada kılıp yatsı namazını Kuba Mescidi'nde kılalım diyen kardeşlerimiz olursa oradan 45 dakika ile 1 saat arası yürüyerek Kuba Mescidi'ne ulaşabilir. Tabi antrenmanlı olanlar belki biraz daha yakın bir sürede ulaşabilirler. Kuba Caddesi boyunca da dediğim gibi hediyelik eşyadır vesairedir. Yine bayanlara yönelik manifatura ürünleri bulunabilir. Çeşit bol. Tabii dövizin yüksekliğinden dolayı belki Türkiye daha uygun fiyatlı olabilir. Şu anda biz de baktığımız zaman Türkiye'deki fiyatlar daha uygun oluyor. Ondan dolayı burada sadece belki taze hurma alınabilir. Yine burada götürülebilecek en büyük şey zemzem. Zemzem götürülebilir. Medine'de durum bu şekilde. Sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Hurma için sıcak önemli. Hurmaların kıvamına gelebilmesi ve satışa hazır hale gelebilmesi için böyle bir sıcağa ihtiyaçları var. Gelenlerin de kendilerini sıcaktan koruyacak kıyafetleri giyip boyunlarını yüzlerini kapatarak bu sıcaktan daha az etkilenebilirler. Mevsimine göre haç için yolculuğa çıkacak kardeşlerimize Rabbim kolaylıklar versin. Haç için sıra bekleyen kardeşlerimize de Rabbim bir an önce yollarını haçtan yana nasip eylesin diyelim. Yollarını açık eylesin. Onlara da buraları ziyaret etmeyi nasip eylesin. Rabbim dualarına icabet eylesin. Bizlerin burada yapabileceği en güzel dua o kardeşlerimize budur. Bizlere lütfettiği bu güzellikleri o kardeşlerimize de lütfetmesi, bizzat buralara gelip buraları görmesidir. Medine-i Münevvere'ye veda ediyoruz. Resulullah'a veda ediyoruz. Bir başka videoda, başka bir mekanda, Mekke veya Medine veya gezdiğimiz Siret-i Nebi'deki mekanlarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kapatmadan onu da söyleyeyim. Burası 316 nolu kapının çıkışı. Buradan da taksiye bindiğiniz zaman zaman Medine hali nerede diye soranlar oluyor.
Buradan taksiye binerseniz sizi hale götürür. Halin adı Halaka diye geçiyor. Oraya da gidebilirsiniz. Daha uygun belki fiyatta hurma satın alabilirsiniz. Hazreti Ali Mescidi'nin önündeki bu cadde doğruca sizi hale götürür. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.